Arkadaşlar merhaba. Şimdi 2-3 gündür süren bu attığımız sahtenin eri mesafesini makinenin turundan hareketle hesaplayabilir miyiz konulu tartışma. Arkadaşın koyduğu yeni bir videoyla biraz daha derinleşti. Arkadaş yaptığı testte bizim teorimizi kanıtlamış aslında. Makinesi tam misine doluyken belli bir mesafe atmış ve işte mühendislerin belirttiği rakam olan İşte 95 santim gibi bir rakama aradaki tur sayısını bölerek ve ölçülen rakamı şey yaparak göstererek aşağı yukarı aynı rakama ulaşmış. Bunu biz de söylüyoruz zaten. Mühendislerin verdiği rakamın büyük ihtimalle makine tam doluyken yaptıkları bir ölçüme isabet ettiğini, bunun ise tüketici yanılttığını iddia ediyoruz. Ve bunu kanıtlamak üzerineydi bir önceki videomuz. Bu videoda zaten kanıtlamıştık ki makinenin kafası boşken ve doluyken farklı miktarlarda misine sarmakta. Ama arkadaş ısrarla rotorun çektiği misinanın makaradaki misina miktarı ile alakalı olmadığını, rotorun her durumda yani makaradaki misina miktarı ne olursa olsun eşit miktarda misina çektiğini iddia ediyor. Zaten temel sıkıntı da, temel tartışma da buradan doğuyor. Ve bunu söylerken de makinelerin üzerinde üreticilerin gösterdikleri işte bir turda sardığı misina miktarını onların göstermesine dayandırıyor. Peki varsayalım ki öyle. Biz de bunu test edelim bir kere daha dedik. Birinci de aynı şeyi test etmiştik ama bu defa biraz daha somut olması açısından makinenin bir turda yani kolun bir turunda o rotor dediği şeyin işte makinenin devrine göre 4,5, 5, 6, 6,4 gibi kaç devirliyse artık o makine. O makinenin turuna göre dediği rakamları çekip çekmediğini makara boşken, yarı doluyken ve tam doluyken aynı miktarlarda mı çekiyor? Bunu test edeceğiz ve herhalde bu cevap artık arkadaş için yeterli olacaktır. Şimdi bunun için de arkadaş güvenilir firmalar diyor. İşte Shimano'yu saymış, sanırım Daiwa'yı saymış, ne bileyim Okuma'yı saymış. Biz de Okuma'nın elimizde CMR55 makinesi var. Okuma, CMR55. Bu çok satan bir Okuma modelidir. Bilen bilir. Özellikle 40'ı spinner için bayağı yoğun sattığımız bir ürün. 40'ı şu anda stoğumuza kalmadığı için benim de 55'i var. 55'i ile bu testi yapacağım. Okuma mühendislerinin bu makine için verdikleri değerler şöyle arkadaşlar. Zaten üzerinde de devri yazıyor. 1 bölü 4,5 yani kolun bir turunda, kolun tam bir turunda rotor 4,5 tam tur atıyor arkadaşlar. Sardığı misina da Okuma'nın Cengiz Balıkçılık'tan aldığımız rakamına göre 76,2. Bu da Cengiz Balıkçılık biliyorsunuz Okuma grubunun Türkiye distribütörüdür ve onun verdiği rakama itibar ediyoruz. Bunu büyük ihtimalle Okuma mühendislerinden ya da Okuma'nın ilgili yerinden almıştır, sitesinden almıştır Cengiz Balıkçılık. Şimdi diyor ki bu makine bir turda 4,5 devir yapıyor rotoru ve saracağı misina miktarı 76,2 santim. Şimdi arkadaşlar bakın bunu test edeceğiz öncelikle. Yine makine boşken test edeceğim önce. Şöyle göstereyim. Makinenin kalaması tamamen sıkılı. Sıkı bir şekilde misineyi buraya bağladım. Bakın sıkı bir düğüm var burada. Herhangi bir şekilde dönme yapmıyor. Şimdi düğüm ve sarım kılavuzu aynı paraleldeyken, bakın şu noktadayken, bakın düğüm burada. Göstereyim. Kılavuzumuz da burada. Kolun konumu da aşağı doğru bakıyor. Bakın tam şöyle göstereyim. Şimdi tam bir tur atacağım ve sardığım misine miktarını ölçeceğim. Bakalım 76,2 santim mi saracak? Arkadaşın iddia ettiği gibi. Çünkü arkadaşın iddiası ne? Makaradaki misina miktarı ne olursa olsun bu rotor sabit miktarda misina çeker iddiasında. Bizim iddiamız da bunun tam tersi. Buradaki yarı çap değiştikçe çevre uzunluğu değiştiğinden bunun rotorla bir alakası yoktur. Makaradaki misina miktarıyla alakalıdır diyoruz. Bakın bir kere daha gösteriyorum. Şimdi tam turu yapıyorum. Misineyi de sıkı bir şekilde tutuyorum ki herhangi bir gevşeklik olmasın. Bakın tam bir tura başladım. Ve şu anda bir turu tamamladım. Misineyi kesmeyeceğim arkadaşlar. Bunun yerine misineye kırmızı bir işaret koyacağım. Bakın tam rotorun şurasına işaretliyorum. Evet. İşaretimi koydum. Şimdi bu miktarı ölçeceğim. Bu mesafeyi. Bakın işaretimiz burada. Görebiliyor muyuz? Şöyle göstereyim. Evet. İşaretimiz burada. İşte bu da makaradan geri kısım.
Şimdi bu mesafeyi ölçüyorum. Arkadaşın iddiasına göre bu mesafenin okuma mühendislerinin belirttiği gibi 76,2 santim olması lazım. İddia bu. Bakalım o kadar mı? Evet, işaretimiz şurada. Enteresan. Tam 48 santim. Ne oldu? 76,2 çıkması gerekirdi. Eğer bu motor her turda sabit miktarda misina topluyorsa 76,2 santim toplaması gerekirdi. Ama 46 santim topladı. Ya da 48, neyse unuttum şimdi. Daha da güzelini yapacağım. Şimdi misineyi kesmeden sarıma devam edeceğim. Ve makarayı yarısına kadar dolduracağım arkadaşlar. Yarısına kadar doldurduğumuzda bir tur mesafeyi bir kere daha ölçeceğim. Bakalım o zaman ne çıkacak? Biz mi haklıyız? Başkaları mı haklı? Sarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sardığım misina 0.35 monofilament bir misinadır. Eğer arkadaş bu testi yaparken şunu yapsaydı, doğruna biz de şapka çıkarırdık. Atışı yaptı, ölçtü, tur sayısına böldü ve hemen hemen 1-1,5 metre farkla doğruyu buldu. Hadi farksız olduğunu bile varsaysak haklı olduğunu kabul ederdik. Şunu yapsaydı. Tamam, ölçtün. Makineyi yarıya kadar boşalt. Yani şeyi, makarayı yarıya kadar boşalt. Sahti aynı mesafeye koy. Bir önceki ölçtüğün 35 metre, neyse 36 metre, oraya koy. Bir daha çevir bakalım şu makaranın kurulu. Eğer aynı tur sayısını sağlarsan biz şapka çıkarız senin huzurunda. Ama sağlayamazsın. Sağlayamayacağını şimdi göreceğiz. Bakın makaranın hemen hemen yarısını doldurdum. Şimdi tam şu konumdayken misineye bir işaret daha koyuyorum. Evet, şimdi hiç gevşetmeden evet, bakın işaretimiz burada. Görebilecek miyiz? Şöyle göstereyim lazım. Evet, bakın işaretimiz görünüyor. Kırmızı. Ve kolumuz yine tam aşağı noktada. Bakın bir tam tur çeviriyorum yine. Bir tam tur sonrasında yine bir işaret koyacağım. Evet. Şimdi bir de bu mesafeyi ölçelim. Bakalım tur miktarı değişti mi? Yani rotorun çektiği misina miktarı değişti mi? Değişmedi mi? Bizim iddiamız değiştiği ve uzadığı yönünde. Bakın birinci işaretimiz şu. Son koyduğumuz. Şu da ilk işaretimiz. Bakın. Evet. Şimdi bu iki işaret arasındaki mesafeyi ölçüyorum bu defa. Tam 60 santim arkadaşlar. Görebiliyor muyuz bilmiyorum. Buyurun. Ne oldu? Rotorun çektiği misina miktarı arttı. 48'den 60'a çıktı. Daha makaranın yarısı dolu. Devam edelim. Eğer rotor her turda sabit miktarda misine sarsaydı her seferinde 76,2 santim çekmesi gerekirdi. Oysa değiştiğini bu şekilde kanıtlıyoruz. Bizim iddiamız ya da sandığımız üreticilerin verdikleri rakam olan o rakamların makine tam dolu iken, yani makine tam dolu olması da aslında çok tartışmalı. Yani sıfıra sıfır mı dolu? Yoksa pratikte yaptığımız gibi yaklaşık 1 milim falan kala bıraktığımız gibi midir?
Onu da test etmiş olacağız. Bakalım okuma mühendisleri 76,2 santime nerede ulaşmışlar? Sarmaya devam ediyoruz. Misladın makaradan rahat boşalması açısından mümkün olduğunca makarayı doldurmak faydalı bir şeydir. Evet, şu miktar hemen hemen tam dolu sayıdır arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi bir de bu noktada ölçelim. Evet. İşaretimizi yine koyduk. Konum konumuna dikkat. Yine tam bir tur atıyorum. Şu. Yine işaretleyelim. Bakalım. Bu defa kaç santime ulaştık? Şurası ilk işaretimiz. Şurası da son işaretimiz. Ölçelim bakalım kaç santim. Evet. 74 santim arkadaşlar. Evet, testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 74 santim çıktı. Yani bu ne demek? Okumanın verdiği 76,2 santime ne kadar yaklaştık? 2,2 santime kadar yaklaştık. Hangi noktada? Makaranın kafası hemen hemen tam doluyken arkadaşlar. 1 milimetre kadar bir mesafede durmuştuk. Demek ki bunu tam doldursak, yani yaklaşık yarım milim daha doldursak bu tam dolma işaret eder. Okumanın verdiği 76,2 rakamına bir aylı yaklaşmış olacağız. Bizim tahmin ettiğimiz şey burada gerçekleşiyor demektir. Demek ki firmaların verdikleri rakam makaranın kafası tam doluyken yaptıkları bir ölçüme dayanıyor. Bu kimi haklı çıkarır? Makara boşken 48 santim, makara yarıya kadar doluyken 60 küsürdü yanılmıyorsam ve tam dolu olduğunda da 74-76 santim aralığında sarıyor. Başka söz söylemeye gerek kaldı mı? Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Teşekkürlerimle.